Sevgili dostlarımız, sevgili peygamberimizin tavsiyeleri ve İslam tarihinden, yine peygamberimizin sünnetlerinden işleyerek devam ederken konumuz yemek yeneceği zaman besmele çekilmesi. Yemek ortaya konulduğu zaman peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Allahümme barik lena fîmâ rezaktana ve kina azabennar. Bismillah diyerek dua ettikten sonra yemeğe başlardı. Hazreti Ayşe der ki, Resulü aleyhissalatü vesselam sizden biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah desin. Yüce Allah'ın ismini ansın. Yemeğe başlamadan önce bunu söylemeyi unutursa, yemeğin evveli ahiri için Bismillah desin buyurdu. Ümeyye bin Mahşi'nin bildirdiğine göre, adamın biri besmele çekmeksizin yemek yiyor, peygamberimiz de oturmuş ona bakıyordu. Yemeğin sonunda bir tek lokma kaldı ve onu da kaldırıp ağzına götürdüğü sırada adam yemeğin evveli ve ahiri için Bismillah dedi. Peygamberimiz güldü, sonra da şeytan onunla birlikte yemeye devam ediyordu. Adam Yüce Allah'ın ismini anınca şeytan karnında bir şey bırakmayıp kustu buyurdu. Bu da Müsned'de, Sünen'de geçtiği gibi Buhari'de de geçtiğini görüyoruz. Evet sevgili efendiler, her işe sağdan başlamanın ve yemeği sağ elle yemenin gerekliliği konusunda da Peygamberimiz abdest ve gusülde ayakkabısını giymekte ve taranmakta mümkün oldukça hep sağdan başlamayı sever, bir şey alacağı zaman sağ eli ile alır, bir şey vereceği zaman sağ eli ile verir ve başlayacağı her şeye sağdan başlardı. Sizden biriniz ayakkabısını giyeceği zaman giymeye sağdan başlasın. Ayakkabısını çıkaracağı zaman da çıkarmaya soldan başlasın. Ayakkabı giyilirken sağ ayak, ayakların evveli ayakkabı çıkarılırken de sağ ayak, ayakların ahiri olsun buyururdu. Abdullah bin Ömer'in bildiğinden göre Peygamberimiz sizden biriniz yemek yiyeceği zaman sağ eliyle yesin, bir şey içeceği zaman da yine sağ eliyle içsin. Çünkü şeytani lain son eliyle yer ve sol eliyle içer buyurmuştur. Süleyme bin Ekva'nın babasından rivayetine göre Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Esra kabilesinden Büsür bin Ra'iyül İrdiye anılan bir adamın yanında sol eliyle yemek yediğini görünce ona sağ elinle ye buyurdu. Adam buna gücüm yetmiyor, sağ elimle yiyemiyorum dedi. Peygamberimiz gücün yetemesin. Bunu sağ eli ile yemekten ancak kibir ve gururu men etmektedir buyurdu. Bundan sonra adam bir daha elini ağzına kaldıramaz oldu. Peygamberimizin sofra dualarından bazıları. Peygamberimiz aziz ve celil olan Yüce Allah, yenilecek bir şey yiyip veya içilecek bir şey içip de bundan dolayı kendisine hamd eden kulundan muhakkak razı olur buyurdu.
Ebu Said'il Hudri der ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam yiyip içtiği zaman şöyle dua ederdi. Elhamdülillahillezî et'amena ve sekâna ve cealnâ müslimîn. Bize yediren, içiren, bizi Müslümanlar zümresinden kılan Allah'a hamdolsun. Ebu Umametül Bahili'nin rivayetine göre Peygamberimiz yemeğini yiyip sofra kaldırılacağı sırada şöyle de dua ederdi. Elhamdülillahi kesiran, tayyiben, mübareken, fihi, gayre mekfiyin, vela müveddain, vela müstanen, anhü rabbena. Hamd Allah'a mahsustur. Ey Rabbimiz, biz sana pek çok her pürüzden pak, içi feyzi bereket dolu, red ve terk olunmayan, kendisinden müstani kılınmayan hamd ile hamd ederiz. Elhamdülillahillezî kefâna ve ervâna gayra mekfiyyin ve la mekfurin. Bize yeterince yediren, içiren, bizi reddetmeyen ve nankörlerden kılmayan Allah'a hamd ederiz. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz yemekten sonra ellerini yıkardı. Evet sevgili dostlarımız, bunlar da kıymetli kaynaklarımızın pek çoğunda mevcuttur. Peygamberimizin hiçbir yemeği hor görmemesi ve yermemesi, Peygamberimiz hiçbir yemeği hor görmemiş, yermemiştir. Bir yemeği arzu ederse yer, arzu etmezse bırakır, susardı. En ufak nimete bile saygı gösterir, hiçbir nimeti yermezdi. Hiçbir nimeti ne hoşuna gittiği için över, ne de hoşlanmadığı için yererdi. Peygamberimizin dünyaya ve dünyadaki şeylere ehemmiyet vermemesi. Abdullah bin Mesud der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam bir hasırın üzerinde yatıp uyumuş ve hasır böğründe iz yapmıştı. Uyanınca böğrünü ovuşturdum. Babam annem sana feda olsun. Ya Resulallah, keşke bize bildirseydin de hasırın üzerine ondan koruyacak senin için bir şey serseydik derim. Sana yumuşak bir döşek edinsek dedik. Resulullah aleyhissalatü vesselam, dünyaya ait şeyler benim neme gerek? Benim dünya ile olan misalim, halim bir ağacın altında biraz gölgelendikten sonra onu bırakarak yoluna devam eden bir süvarinin misali, hali gibidir buyurdu. Müsned'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'nin Sünen'inde görüyoruz bunları da. Peygamberimizin kendisi ve ev halkının geçim ve geçimlikleri hakkındaki duası. Ebu Umametül Bahili'nin bildirdiğine göre, Peygamberimiz aziz ve celil olan Rabbim, bana Mekke Vadisi'ne altın yapmayı teklif buyurdu. Hayır ya Rab, ben bir gün tok olayım, bir gün de aç olayım. Aç olduğum zaman sana niyazda bulunayım ve seni zikredeyim. Tok olduğum zaman da sana hamd edeyim, şükredeyim dedim buyurmuştur. Bu da tabakatta, müsnette, sünende geçtiğini görüyoruz onun da.
Ebu Hüreyre de Peygamberimizin Allah'ım ev halkımı, Muhammed'in ev halkını ölmeyecek kadar rızıklandır. Muhammed'in ev halkını, rızkını ölmeyecek kadar kıl diyerek dua ettiğini bildirmiştir. Hazreti Ayşe ve Ebu Hüreyre'nin bildirdiklerine göre Peygamberimizin Medine'ye gelişinden vefatına kadar ev halkı 3 gece ard arda buğday ekmeğinden karınlarını doyurmamıştır. Evet sevgili efendiler, Peygamberimizin ve ev halkının çoğu zaman yedikleri arpa ekmeği ile hurmadan ibaret olup bunlar da fazla derecede değildi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vefatından önce zırh gömleğini ev halkının ekmekliği için Ebu Şahma adındaki Yahudi'den aldığı bir vesk veya 30 sağ arpa karşılığında terhin etmiş bulunuyordu. Hazreti Ayşe Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı hak din ve kitapla peygamber gönderen Allah'a yemin ederek söylerim ki Yüce Allah'ın peygamber gönderdiği zamandan ruhunu kabzettiği zamana kadar kendisi ne bir erek görmüş ne de erekle elenmiş ondan yapılan ekmek yemiştir demiş. Öyleyse arpayı nasıl yerdiniz diye sorulunca da kepeğini üf diyerek üflerdik. Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat edinceye kadar ne kendisi ne de ev halkı ard arda 2 gün arpa ekmeğinden karınlarını doyurmamıştır. Evet sevgili dostlarımız, bu da Müsned'de Efendim İbni Sad'ın tabakatında ve diğerlerinde görüyoruz bu haberleri de. Vallahi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde 40 gece beklerdik de ne kandil ne de bir ateş yanardı. Aylar gelir geçerdi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evlerinden herhangi birinde ateş yanmaz, duman tüttüğü görülmezdi. 2 ay gelir geçerdi de Muhammed Aleyhisselam'ın ev halkı için ne bir ekmek yapılır ne de bir çömlekte, tencerede yemek pişerdi. Biz esvede yine yani hurmaya ve suya doyup kandığımız zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir günde karnında 2 çeşit yemek bir araya gelmemiş. Kendisi karnını hurmadan doyurduğu zaman ekmekten doyurmamış. Ekmekten doyurduğu zaman da hurmadan doyurmamıştır. İşte beni ağlatan da budur demiştir. Evet sevgili dostlarımız, Enes bin Malik de Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'a kavuşuncaya kadar ne hıvan üzerinde bir şey yediğini, ne halis buğday unundan yapılmış yufka ekmek, ne de kızartılmış kuzu kebabı gördüğünü bilmiyorum demiştir. Hıvan yemek yeneceği sırada üzerine yemek konulan iskemle, masa gibi şeye denir. Peygamberimiz yiyeceği şeyi sofra üzerinde yerdi. Sofra yolcu için hazırlanan azık olup
yıl azığı çok kere yuvarlak deri içinde taşındığından yiyeceğin adı deri kaba çevrilmiş ve ona sofra denilmiştir. Hazreti Ayşe annemiz der ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam bana gelir, yanında yiyecek var mı diye sorardı. Hayır derdim. Bunun üzerine öyleyse ben oruçluyum buyururdum. Resulullah aleyhissalatü vesselam yine bir gün bize gelmişti. Ya Resulallah, bize bir hediye olundu dedim. Nedir o diye sordu. Hayıstır dedim. Ama ben oruçlu olarak sabahladım buyurdu. Hayıs hurma, yağ ve keş karıştırılarak yapılan yemektir. Evet sevgili ve muhterem izleyenler. Peygamberimizin yediği içtiği şeyler ve bunlar hakkındaki buyrukları. Peygamberimiz helvayı ve balı, ekmek tiridini, hurma tiridini, zebze yemeklerini severdi. Peygamberimize süt getirilip sunulduğu zaman sütte iki bereket vardır buyururdu. Abdullah bin Abbas der ki ben ve Halid bin Velid Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte teyzem Meymune binti Haris'in evine vardık. Teyzem Ümmü Hüfeyd Resulullah aleyhissalatü vesselama tereyağı, süt ve keler hediye etmişti. Teyzem Meymune Ümmü Hüfeyd'in bize hediye ettiği hediyeden size tattırayım mı dedi. Resulullah evet buyurdu. Teyzem Meymune gidip iki tane kızartılmış keler getirince Resulullah ondan tiksindi. Halid bin Velid ya Resulallah herhalde ondan tiksinmiş gibisin dedi. Resulullah evet buyurdu. Teyzem öyleyse bize hediye edilen sütten size getireyim, içireyim mi diye sordu. Evet sevgili efendiler, Resulullah aleyhissalatü vesselam olur buyurdu. Teyzem gitti bir kapla süt getirdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam alıp ondan içti. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın sağında idim. Halid bin Velid solunda bulunuyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam sütten artanını bana verip seni iç, İstersen tercihan Halid'e ikram et buyurdu. Ben senin artığını içmekte hiçbir zaman hiçbir kimseyi kendime tercih etmem dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'ın bir yiyecek yedirdiği kimse Allahümme barik lena fihi ve et'amena hayran minhu. Allah'ım sen bu yemekte bizim için bereket ihsan et, bize ondan daha hayırlısını da yedir desin. Allah'ın süt içirdiği kimse de Allahümme barik lena fihi ve zidina minhu. Allah'ım sen bu sütte bizim için bereket ihsan et ve ondan bize ihsanını artır desin. Çünkü yiyeceğin içeceğin yerini sütten başka bir şey tutar değildir buyurdu. Medineli Müslümanlar hurmalarının ilk çıkanını turfandasını gördükleri zaman onu Peygamberimize getirirler. Peygamberimiz de eline alıp bereket duası yaptıktan sonra gördüğü çocuklardan en küçüğünü çağırır, ona verirdi. Bir evde hurma bulunmazsa o evin halkın açtır buyururdu. Enes bin Malik'e göre Peygamberimiz kabak yemeğini severdi.
İçinde kabak bulunan bir yemek getirildiği zaman kabağı bulunup Peygamberimizin önüne doğru itilirdi. Peygamberimize göre koyunun en lezzetli eti sırt eti idi. Ümmü Eyyub'a Resulullah aleyhissalatü vesselam kocanın evinde 7 ay efendim oturmuştu. Resulullah aleyhissalatü vesselama en sevgili yemek hangisiydi diye soruldu Ümmü Eyyub. Onun kendisi için ne bir yemeğin yapılmasını emrettiğini gördüm, ne de sevmediği bir yemeği yediğini gördüm. Kendisine harise, herise, keşkek yapar, hoşuna gittiğini görürdük de bu yemek 5 günde, 6 günde, 10 günde bir hazırlanırdı dedi. Ebu Musa el-Eş'ari'den de Resulullah aleyhissalatü vesselamın tavuk eti yediğini gördüm dediği rivayet edilir. Peygamberimiz yemeğin dibinde kalanını yemeyi sever. Her kim bir çanakta kapta yemek yedikten sonra onu sıyırırsa o onun için istiğfar eder buyururdu. Peygamberimiz yeşil hurma ile birlikte kavun yer. Yeşil hurma ile birlikte acur, hıyar yerdi. Bunun sıcaklığını onun soğukluğu ile, onun soğukluğunu da bunun sıcaklığı ile keser, tadil ederiz buyururdu. Peygamberimizin şöyle buyurdukları da rivayet edilir. Ey Ebu Zer, et pişirdiğin zaman onun suyunu çoğalt da komşularını gözet, ondan onlara da paylaştır. Komşusu aç olduğu halde karnını doyuran kimse kamil mümin değildir. Rahman'a ibadet ediniz, yemek yediriniz, selamı yayınız ki cennetlere giresiniz. Bir kişinin yemeği 2 kişiye yeter, 3 kişinin yemeği 4 kişiye yeter buyurdu. 4 kişinin yemeği 8 kişiye yeter. Esma binti Ebi Bekir, pişen yemeğin kaynaması ve dumanı geçinceye kadar örtülü bulundurulmasını tavsiye eder. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın o en büyük berekettir buyurduğunu işittim derdi. Evet sevgili efendiler. Bunlar da Müslim'in sahihinde, Tirmizi'de, Darimi'de, efendim bunları görüyoruz ve diğer birçok efendim kaynaklarda görüyoruz sevgili efendiler. Buhari, Müslim'de bunların başında geldiğini de görüyoruz. Efendim Peygamber Efendimizin fetih yemeği konusunda da Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'nin fethinde amcası Ebu Talib'in kızı Hazreti Ümmühani'nin evine varmıştı. Ona yanınızda yiyecek bir şey var mı diye sordu. Hazreti Ümmühani hayır, yalnız kurumuş ekmek, kırıntıları ve sirke var. Fakat bunları sana sunmaya haya ederim dedi. Peygamberimiz onları getir, suyun içine ufala, tuz da getir buyurdu. Sirkeyi onun üzerine döküp yedikten sonra Yüce Allah'a şükretti. Ey Ümmühani! Sirke ne güzel katıktır. Sirkesi bulunan bir ev katıktan mahrum sayılmaz buyurdu. İçeceklerin hangisi daha lezzetlidir diye
sorulduğu zaman Peygamberimiz tatlı ve soğuk sudur buyurmuştur. Peygamberimiz Büyütü Sukya'dan getirilen tatlı sudan içerdi. Büyütü Sukya'daki su Medine-i Münevvere'ye 2 günlük yerde idi. Peygamberimiz sizden biriniz bir şey yerken sağ eli ile yesin, bir şey içerken de sağ eli ile içsin buyurdu. Çünkü şeytani lain sol eliyle yer, sol eliyle içer. Sizden birinin bir şey içerken kabın içine solumasın buyurmuş. Yenileceklerin ve içileceklerin içine solunmasını yasakladığı gibi altın ve gümüş kapların içinde yiyip içmeyi de kesin olarak yasaklamıştır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam su içerken bir bardak suda 2-3 kere nefes alır ve bu daha faydalı ve daha kandırıcıdır. Sizden biriniz bir şey içeceği zaman bir solukta içmesin. Develer gibi bir solukta içmeyiniz. 2 veya 3 solukta içiniz. Sonra içeceğiniz zaman Bismillah ve ağzınızı su kabından kaldırdığınız zaman da Elhamdülillah deyiniz buyurmuştur. Nevfel bin Muaviye Resulullah aleyhissalatü vesselam bir şey içerken 3 kere nefes alırdı. Evvelinde Yüce Allah'ın ismini anar, besmele çeker, sonunda da Elhamdülillah diyerek hamd ederdi demiştir. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz kendisi için kırba içinde sabahleyin kurulan şırayı akşamleyin içerdi. Akşamleyin kurulan şırayı da sabahleyin içerdi. Evet sevgili dostlarımız, bunlar da kıymetli kaynaklarda, kütüb-i sitte'de yer aldığını görüyoruz. Peygamberimizin su kapları ve bardakları, Peygamberimiz su içtiği kuyular, bahislerini ayrıca Peygamberimizin giyinişi, giysileri bahsi için, Peygamberimizin giydiği elbiseler, Peygamberimizin külah ve sarıkları, Peygamberimizin ayakkabıları, Peygamberimizin yüzüğü bahislerini okuyunuz. Evet sevgili efendiler, Peygamberimizin ev içinde ve ev dışındaki meşgaleleri ile bir sonraki dersimiz inşallah buradan devam edecektir. Bugünkü dersimiz de buraya kadar gelmiş bulunmaktadır. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an. Kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslam tarihinden sevgili Peygamberimizin hayatıyla ilgili onun ev içinde ve ev dışındaki meşguliyetleri hakkında dersimiz devam edecektir inşallah. Hazreti Ali ve Hint bin Ebi Hale'nin Peygamberimizi anlatmaları. Hazreti Hüseyin der ki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ev içindeki meşgalesini babamdan sordum. Babam, Peygamber aleyhissalatü vesselam evine girişinden itibaren vaktini Yüce Allah'a, ibadete, ev halkının işlerine ve kendi şahsi işlerine ait olmak üzere 3'e ayırmıştı.
şahsına ayırdığı vakti de kendisiyle insanlar arasında bölüştürmüştür. O vakitte yanına insanlardan ancak seçkin sahabeleri girerdi. İslam toplumuna dini meseleleri onlar aracılığıyla tebliğ eder. Cemaati ilgilendiren hiçbir şeyi yanında tutmaz, biriktirmezdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetine ait vakti fazilet sahiplerine dindeki üstünlük derecelerine göre bölüştürüp kendilerini ona göre huzuruna çağırmak adeti idi. Onlardan kimisi bir hacetli, kimisi iki hacetli, kimisi de daha çok hacetliydi. Peygamber aleyhissalatü muhakkak ki sultana hacetini arz edemeyenin, hacetini arz eden kimsenin ayaklarını kıyamet gününde Yüce Allah sırat üzerinde sabit kılar buyururdu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yanında bundan başka bir şey anılmaz, dile getirilmezdi. Zaten kendisi de hiç kimseden bundan başkasını kabul etmezdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna girenler, talip olarak girerler, en büyük ilim zevkini tatmış ve onlara efendim delalet edici oldukları halde çıkarlardı dedi. Babamdan Peygamber aleyhissalatü vesselamın evinden çıkışında ne yaptığını sordum. Babam Resulullah aleyhissalatü vesselam dışarıda konuşmazdı. Ancak konuşması Müslümanlara faydalı olacak, onları birbirlerine ısındıracak, aralarındaki tefrikayı, soğukluğu kaldıracak ise konuşurdu. Her kavmin yüksek hasleti, hasletli kişisine ikram eder ve onu kavmin üzerine vali yapardı. İslam toplumunu ve insanlığı sakındırır ve onlardan da sakınırdı. Hiçbir kimseden güler yüzünü ve güzel huyunu esirgemezdi. Eshabını göremese arar, topluma aralarında olan bitenleri sorardı. İyiliği över ve berkiştirir, kötülüğü ise yerer ve zayıfletirdi. Kendisinin her işi itidal üzereydi. İhtilafsızdı. Gaflete düşerler endişesiyle Müslümanları uyarmaktan geri durmazdı. Her hali mutad idi. İbadet ve taat için kendisinde tam bir istidat vardı. Ne hakkı tecavüz ne de onu yerine getirmekte kusur ederdi. Kendisine yakın olanlar insanların en hayırlıları idiler. Onun katında hesabın en üstünü, öğütü en şumullü ve mertebece en büyüğü de muhtaçlara yardımı ve iyiliği en güzel olandı dedi.
Babama Peygamber aleyhissalatü vesselamın meclisindeki adetinden sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselam yüce Allah'ı zikretmedikçe ne oturur ne de kalkardı. Mecliste yerlerden bir yeri kendisine belirlemez. Böyle yapmayı men ederdi. Nerede olursa olsun oturan bir cemaatin yanına vardığı zaman üst başa geçmez, meclisin sonuna oturur ve böyle yapmalarını Müslümanlara da emrederdi. Kendisiyle birlikte oturan herkese nasibini verir, öyle ikram ederdi ki herkes Resulullah katında kendisinden daha mükerrem bir kimse yok sanırdı. Kendisiyle oturan veya gelip hacetini arz eden kimsenin her şeyine dönüp gidinceye kadar katlanırdı. Bir kimse kendisinden bir hacette, istekte bulununca onu reddetmez, verir yahut tatlı bir yumuşak dille geri çevirirdi. Onun döşeği ve güzel ahlakı bütün insanları içine alacak kadar genişti. Onlara şefkatli bir baba olmuştu. Hak hususunda herkes onun katında eşit idi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın meclisi bir ilim, haya, sabır, emanet meclisiydi. Meclisinde ne sesler yükselir, ne de bir kimse suçlanır, ne de işlenmiş bir kusur ve hata açığa vurulurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın meclisinde bulunanlar birbirlerinin dengi olup birbirlerine karşı üstünlükleri ancak takva yönündendi. Hepsi de alçak gönüllüydüler. Büyüklere tazim ederler, küçüklere şefkat ve merhamet gösterirlerdi. İhtiyaç sahiplerini başkalarına tercih edip ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar, garip yabancı olanları korur ve kollarlardı dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın meclisindekilere karşı tutum ve davranışı nasıl diye sordum. Babam Resulullah aleyhissalatü vesselam meclisindekilere karşı daima güleçti, yumuşak huylu idi. Esirgemesi, bağışlaması boldu. Katı kalpli değildi. Hiç kimse ile çekişmezdi. Hiç bağırıp çağırmaz, kötü söz söylemezdi. Hiç kimseyi ayıplamazdı. Pinti ve cimri değildi. Hoşlanmadığı şeye göz yumardı. Umanı umutsuzluğa düşürmez, bir şey hakkındaki hoşnutsuzluğunu açığa vurmazdı. Kendisini üç şeyden, insanlarla çekişmekten, çok konuşmaktan, faydasız boş yerlerle uğraşmaktan, boş şeylerle uğraşmaktan alıkoymuştu. Dikkat et, insanlarla çekişmekten, çok konuşmaktan, faydasız boş şeylerle uğraşmaktan alıkoymuştu kendisini. İnsanları da üç şeyde kendi hallerine bırakırdı. Hiçbir kimseyi ne yüzüne karşı ne de arkasından kınamaz, ayıplamazdı. Hiç kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmazdı. Hiç kimseye hakkında sevaplı ve hayırlı olmayan sözü söylemezdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşurken meclisinde bulunanlar
başlarına kuş konmuş gibi sessiz ve hareketsiz dururlar. Sözünü bitirip susunca söyleyeceklerini söylerler. Fakat kendisinin yanında efendim asla tartışmaz ve çekişmezlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında birisi konuşurken, konuşmasını bitirinceye kadar öbürleri susarlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında en sonrakinin sözü ile en öncekinin sözü farksızdı. Meclisinde bulunanlar bir şeye gülerlerse o da onlara uyarak güler, bir şeye hayret ederlerse o da onlara uyarak hayret ederdi. Meclisine gelen gariplerin, yabancıların sözlerinde ve sorularındaki kabalık, kırıcılığa hesabı da kendisi gibi davransınlar diye katlanırdı. Bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını talep ettiğini gördüğünüz zaman ihtiyacını ele geçirmesi için ona yardım ediniz buyururdu. Gerçeğe uygun olmayan övmeyi kabul etmezdi. Hakka tecavüz etmedikçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Hakka tecavüz ettiği zaman da ya onu men ederek sözünü keser yahut meclisten kalkıp giderdi dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın susması nasıldı diye sordum. Resulullah aleyhissalatü vesselamın susması dört şey üzerine, yani hilim, hazer, takdir, tefekkür üzerineydi. Takdir insanlara eşit bakış ve dinleyişte, tefekkür dünya ve ahiret işlerini düşünmesinde göze çarpardı. Hilim ve sabrı kendisinde toplamıştı. Hiçbir şey kendisini kızdırmazdı. Hazere gelince bu haslette kendisinde dört haslet toplanmıştı. En iyiyi tabi olmak üzere için alırdı. Çirkin olan şeyleri geri durdurulması için bırakırdı. Görüşünü ümmetinin yara faydasına olan şeylerde harcardı. Himmetini ümmetinin dünya ve ahiret mutluluklarını sağlayacak şeyler üzerinde toplardı dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselamın herhangi bir şey için hayır dediği olmazdı. Yapmak istediği bir şey kendisinden istenildiği zaman olur buyurur. Yapmak istemediği bir şey kendisinden istenilince susar. Onu yapmak istemediği kendisinin bu susuşundan anlaşılırdı. Hazreti Hasan'ın sorusu üzerine Peygamberimizin üvey oğlu Hint bin Ebi Hale de Peygamberimizi anlatırken şöyle der. Resulullah aleyhissalatü vesselam yürürken ayaklarını yerden canlıca kaldırır, iki yanına salınmaz, adımlarını geniş atar, yüksek bir yerden iner gibi önüne doğru eğilir, vakar ve sükunetle rahat yürürdü. Bakmak istediği, bakacağı tarafa tamamıyla dönerek bakardı. Etrafına gelişi güzel bakınmazdı. Yeryüzüne bakışı semaya bakışından uzundu. Yeryüzüne bakışı da göz ucu ile idi. Yürürken sahabilerinin gerisinde yürürdü.
birisiyle karşılaştığı zaman önce kendisi selam verirdi. Bu haberler Tabakat'ta, Tirmizi'de, Kadıyaz'da, Efendimiz Zehebi'nin Tarihül İslam'ında, efendim ve diğerlerinde görüyoruz bunları. Ebu Hüreyre der ki radıyallahu anhü verdâ mecmain, yürüyüşte Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan daha hızlı bir kimse görmedim. Yürürken yeryüzü sanki onun ayağının altında dürülürdü. Biz ardından yetişmek için kendimizi son derecede zorlar sıkardık. Resulullah aleyhissalatu vesselam ise yürürken kendisini hiç sıkmazdı. Musafaha ve Peygamberimizin musafaha edişi konusunda. Musafaha iki kişinin karşılaşınca birbirleriyle el tutuşmaları, yani avuçlarının yüzlerini, içlerini birbirine yapıştırıp birbirlerinin yüzlerine bakışmaları demektir. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birisiyle karşılaştığı zaman musafaha eder. O kimse elini çekmedikçe Peygamberimiz de elini çekmez. O kimse yüzünü çevirmedikçe Peygamberimiz de ondan yüzünü çevirmezdi. Enes bin Malik der ki ya Resulallah, bazımız bazımıza eğilsin mi diye sorduk. Hayır. Hayır buyurdu. Bazımız bazımızla kucaklaşsın mı diye sorduk. Hayır. Fakat musafa ediniz buyurdu. Bera bin Azib de Peygamberimizin iki Müslüman karşılaşıp selamlaşır ve musafa ederlerse onlar daha birbirinden ayrılmadan önce mağfiret olunurlar buyurduğunu bildirir. Evet sevgili dostlarımız, Hint bin Ebi Hale'nin Peygamberimize anlatmaya devam edişi. Hint bin Ebi Hale Peygamberimize anlatmaya devam ederek der ki Resulullah aleyhissalatu vesselam daima düşünceliydi. Kendisinin susması konuşmasından uzun sürerdi. Resulullah lüzumsuz yere konuşmazdı. Bu haberler de yine kıymetli kaynaklarda görüyoruz. Tabakat'ta, Tirmizi'de, Füzebadi'de, İbn-i Esir'in nihayesinde ve diğerlerinde görüyoruz sevgili dostlarımız. Söze başlarken de sözü bitirirken de Yüce Allah'ın ismini anardı. Konuşurken kısa ve özlü kelimelerle konuşurdu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri hep gerçek ve yerindeydi. Resulullah konuşurken ne fazla ne de eksik söz kullanırdı. Kimsenin gönlünü kırmaz, kimseyi hor görmezdi. En ufak nimete bile saygı gösterir, hiçbir nimeti yermezdi. Bir nimetin ne hoşuna gittiği için över, ne de hoşlanmadığı için yererdi. Dünya için, dünya işleri için kızmazdı. Fakat bir hak çiğnenmek istenildiği zaman onun öcünü almadıkça hiçbir şey kızgınlığının önüne de geçemezdi. Kendi şahsı için asla kızmaz ve öc almazdı. Bir şeye işaret edeceği zaman parmağıyla değil, bütün eliyle işaret ederdi. Hayret ve taaccüp ettiği zaman elinin duruşunu tersine çevirir, yani avucu göğe doğru ise
onu yere doğru, yere doğru ise göğe doğru çevirirdi. Konuşurken el hareketi yapar, sağ elinin avucunu sol elinin baş parmağının iç tarafına vururdu. Vurur dururdu. Sağ elinin avucunu sol elinin baş parmağının iç tarafına vurur dururdu şöyle. Efendim, kızdığı zaman kızgınlıktan hemen vazgeçer ve kızgınlığını belli etmezdi. Neşelendiği, ferahlandığı zaman gözlerini yumardı. En fazla gülmesi gülümsemekti. Gülümserken de ağzından dişleri inci taneleri gibi görünürdü. Hazreti Ayşe'ye göre Peygamberimiz, Hazreti Ayşe annemiz der ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hiçbir zaman küçük dili görünecek kadar güler görmedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözü sizin söylediğiniz gibi söylemez, ağır ağır söylerdi. Öyle ki onları işiten ezberleyebilirdi. Evet, Esved bin Yezid der ki, ey Ayşe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evine girince ne yapardı diye sordum. Ailesinin ev hizmetinde bulunur. Namaz vakti geldiği zaman da kalkar namaz kılardı dedi. Bu haberler de yine Tabakat'ta, Tirmizi'de, efendim, Kadı İyaz'ın Şifası'nda, Buhari-i Şerif'te, Müslim-i Şerif'te, efendim ve diğerlerinde görüyoruz. Efendim, Urve bin Zübeyir de Hazreti Ayşe'den, Peygamber aleyhissalatü vesselam evinde ne iş yapardı diye sordum. Elbisesinin yırtıklarını yamar, ayakkabısının söküklerini dikerdi. Erkeklerin evlerinde yaptıklarını yapardı dedi. Efendim, Amre binti Abdurrahman der ki, Hazreti Ayşe'den Resulullah aleyhissalatü vesselamın evinde tenhalaştığı zaman hali nasıldı diye soruldu. İnsanların en naziki, en iyi huylusu ve en güleci idi dedi. Urve bin Zübeyr'in Hazreti Ayşe'den rivayetine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah yolunda cihat dışında ne bir hizmetçiye ne de bir cariye ne de bir kimseye el kaldırmamış, vurmamıştır. 184 numaradan baktığımız zaman yine bunlar İbn-i Sad'ın Tabakat'ında, Ahmet Bilin de Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde görüyoruz bu haberleri. Evet sevgili efendiler, şimdi de Peygamberimizin o üstün ahlakıyla dersimiz devam edecektir. Peygamberimizin üstün ahlakı, ahlakın tarifi, ahlak, halk ve huluk kelimesinin cemi, çoğuludur. Ahlakın Türkçesi huydur. Halk ve huluk, tabiat ve seciye demektir. Efendim, halk ve huluk aynı kökten gelmekle birlikte
halk gözle görülen suret, heyet ve şekillere, huluk da basiret ve gönül ile anlaşılabilen kuvve ve seciyelere tahsis olunmuştur. Evet, halk ve huluk birlikte kullanılan iki kelimedir. Ki filanın halkı ve huluku güzeldir. Yani dışı ve içi güzeldir denilip halk kelimesini ile onun dış sureti, huluk kelimesi ile de iç sureti anlatılmak istenilir. Bu da insanın gözle görülen bir bedenle, basiret ve gönülle bilinen ruh ve nefisten mürekkep oluşundan ileri gelir. Bunlardan her biri için çirkin veya güzel birer suret ve heyet vardır. Basiretle bilinen nefis ve ruhun değeri, gözle görülen ceset ve bedenden daha büyüktür. Bunun için Yüce Allah Celle Celaluhu meleklere, ben muhakkak çamurdan bir insan yaratacağım. Kendisinin hılgatini tamamlayıp içerisine ruhundan üfürdüğümde hepiniz secdeye kapanınız. Sa'd suresi 71-72'de buyurduğu zaman ruhu kendisine nisbet ve izafe etmekle onun şerefini yüceltmiştir. Cesedin toprağa, ruhun ise Rabbül Alemine nisbet olunuşu üzerinde uyanmak, düşünmek gerekir. Huluk, nefiste yerleşmiş bir şekil ve heyetten ibarettir ki, düşünmeye hacet kalmadan bütün fiiller suhulet ve kolaylıkla ondan sadır olur. Eğer ondan akıl ve şeriatça övülmeye layık ve güzel görülen fiiller meydana gelirse, ona güzel ahlak ismi verilir. Eğer ondan çirkin fiiller meydana gelirse, ona da çirkin huy ismi verilir. Evet, eğer ondan akıl ve şeriatça övülmeye layık güzel görülen fiiller meydana gelirse, ona güzel ahlak ismi verilir. Eğer ondan çirkin fiiller meydana gelirse, ona da çirkin huy ismi verilir. Firuze Badi'nin eserinde, Ragib'in de eserinde görüyoruz bunları. Bizim ahlak, nefiste yerleşmiş bir keyfiyettir dememizin sebebi budur. Demek ki ahlak, nefiste yerleşmiş bir keyfiyettir dememizin sebebi budur. Herhangi bir sebeple malını ihtiyaç uğrunda nadiren harcayan kimsenin ahlakına cömertlik denilemez. Çünkü bu onun nefsinde sabit olmamıştır, gelip geçicidir. Cömertliğin kendisinde yerleşmiş, tabiat haline gelmiş olması lazımdır. Fiillerin hiç düşünmeksizin kolayca meydana gelmesini şart koşmamız, ne malını zorla harcayan kimsenin cömertliğine ahlakan cömertlik, ne de kızdığı zaman düşünüp güçlükle susabilen kimsenin susmasına ahlaken hilim ve usluluk denilemeyeceği içindir. Hal ve meleke konusunda da
Nefsani keyfiyetler iki ayrılır. Hal, meleke. Eğer nefsani fiiller gelip geçici olur, nefiste yerleşmiş bulunmazsa ona hal denilir. Unutmaktan yüz kızarmak veya herhangi bir şeye gülmek gibi. Utanmaktan dolayı yüz kızarması veya herhangi bir şeye gülmek gibi. Nefsani fiiller hal gibi gelip geçici olmaz. Sabit bulunursa ona meleke denir, cömertlik ve yiğitlik gibi. Fakat nefsani keyfiyetler meleke olmakla beraber fiiller onun efendim sebebiyle meydana gelmezse meleke sayılamayacağı gibi fiillerin meydana gelmesine sebep olmakla beraber bunda kolaylık bulunmaz. Fiiller güçlükle ve düşüne taşına meydana gelmiş olursa o da meleke sayılmaz. Nefsi zorlaya zorlaya cömertliği adet haline getirmiş kimse de cömert ahlaklı sayılmaz. Fakat imkan ve fırsat bulamadığı için cömertlik yapamayan ve imkan bulunca bunu yapacak olan kimse ahlaken cömert sayılır. Fazilet ve rezilet konusunda huyun cömertlik, yiğitlik, usluluk gibi olgunluğa sebep olmasına fazilet ve güzel huy denir. Huyun cimrilik, korkaklık ve yeğeneceklik gibi insan için ahlakan eksikliğe sebep olanına da rezilet ve çirkin huy denilir. Ahlakın kaynaklarına gelince, İmam Gazali rahmetullahi aleyh ve aleyhi ecmaîn ahlak hakkındaki inceleme ve açıklamasını şöyle sürdürür ve tamamlar. Burada dört husus vardır. İyi ve kötü işler. İyi ve kötü işleri yapmaya güç yetirmek. İyinin iyi ve kötünün kötü olduğunu bilmek, nefiste yerleşen bir hey'etle iyi veya kötü tarafına eğilerek iyi veya kötüden birisini yapmayı kolaylaştırmak. Demek ki ahlak fiilden ibaret değildir. Nice kimseler vardır ki ahlakan cömert oldukları halde mal yoksulluğundan veya başka bir maniden dolayı bir şeyi veremezler. Nice kimseler de ahlakan cimri ve pinti oldukları halde ya teheccüd ehli oldukları veya gösteriş için verirler. Bunun gibi ahlak herhangi bir işe güç yetirmekten de ibaret değildir. Çünkü güç yetirme cimriliğe de cömertliğe de nispet edilir. Zıtların ikisine de nispet etmek birdir. Her insan yaratılıştan vermeye de vermemeye de güç yetirecek istidattadır. Böyle olmak ne cimri ahlaklı ne de cömert ahlaklı olmayı gerektirir. Ahlak iyinin iyi, kötünün kötü olduğunu bilmekten de ibaret değildir. Çünkü bilmek hem güzele hem çirkine aynı şekilde taalluk eder. Şu halde ahlak dördüncü bir manadan ibaret olup, o da bir heyet ve keyfiyettir. Ki nefis, cimriliğin veya cömertliğin kendisinden meydana gelmesi için onunla istidatlanmış ve hazırlanmış olduğuna göre, ahlak nefsin heyetinden ve iç suretinden ibaret demek olur.
dış suretin güzelliği yalnız gözlerin güzel olmasıyla tamamlanmayacağı ve dış suretin güzelliğinin tamamlanması için bunun burun, ağız, yanak, bütün bu uzuvların da güzel olması gerektiği gibi batında içte de dört esas olup güzel ahlakın tamamlanabilmesi için onların hepsinin de güzel olması gereklidir. Şu dört esas tenasüp ve itidal üzere bulunduğu zaman güzel ahlak hasıl olur. İlim kuvveti, onun enerjisi, gazap kuvveti, onun enerjisi, şehvet kuvveti, onun enerjisi, yukarıki üç kuvvet arasında itidal sağlama kuvveti, onun enerjisi. Demek ki ilim, gazap, şehvet ve burada itidal. Bunlar efendim yerli yerince şer'i kuralların ölçüsüne uygun olduğu zaman güzel ahlak ortaya çıkar. İlim enerjisinin güzelliği ve iyiliği sözlerde doğru ile yalanı, inançlarda hak ile batılı, işlerde güzel ile çirkini ayırt edebilmesindedir. Bu ilim enerjisi iyi olduğu zaman ondan hikmetin semeresi, ürünü hasıl olur. Hikmet ise güzel ahlakın başıdır. Nitekim hikmet hakkında Yüce Allah, kime hikmet verilirse muhakkak ki ona çok hayır verilmiştir. Bakara suresi 269'da Cenab-ı Hak buyurmuştur. Gazap enerjisi ve bunun özelliği ve güzelliği, kapalılık ve açıklığının hikmete uygunluğundadır. Şehvet enerjisi bu da böyledir. Bunun da güzelliği ve iyiliği hikmetin yani aklın ve şeriatın işareti altında bulunmasındadır. İtidal enerjisine gelince bu da şehvet ve gazap enerjisinin aklın ve şeriatın işareti altında tutmaktır. Akıl öğütçü bir danışman gibidir. Adil enerjisi aklın işaretini tasdik edip yerine getiren bir enerji gibidir. Gazap aklın işareti kendisine tesir ve nüfuz eden bir enerji olup av köpeği gibi terbiye edilmeye muhtaçtır ki salıverilmesi, durması verilen işaret dairesinde olsun da nefsin şehveti peşinde koşmasın. Şehvet avı aramak için binilen ata benzer. Bazısı terbiyeli ve hoşa gidici olur, bazısı da sert başlı, yavuz ve durdurulmaz olur. Şu dört haslet kimde toplanır ve itidal üzere bulunursa, o kişi mutlak surette güzel ahlaklıdır. Dört hasletten bir kısmı kendisinde itidal üzere bulunan kişi ancak taşıdığı o hastalık, hasletlerden dolayı güzel ahlaklı sayılır. Yüzündeki uzuvlarından bir kısmı güzel, bir kısmı da çirkin olan kişi hakkında olduğu gibi. Gazap enerjisinin güzel ve itidal üzere bulunuşuna şecaat, yiğitlik, yüreklilik denir. Gazap enerjisi itidal derecesini aşarsa, tehevvür, sonunu düşünmeksizin birdenbire öfkelenmek, zaaf ve eksiklik tarafına eğilirse cebanet, korkaklık adını alır. Şehvet enerjisinin güzel ve itidal üzere bulunmasına iffet,
haram kılınanlardan, yasaklananlardan sakınmak denir. Şehvet enerjisi itidal derecesini aşarsa yaramazlık adını alır. Eksiklik tarafına eğilirse donukluk adını alır. Makul olan onun itidal üzere orta derecede bulunmasıdır ve fazilet de bu orta derecedir. Evet sevgili dostlarımız, İnşallahu Teala dersimiz, ahlakla ilgili dersimiz İslam tarihinden devam edecektir. Bugünkü dersimiz buraya kadar gelmiş bulunmaktadır. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala el-i Muhammed. Evet kıymetli efendiler, ahlakla ilgili İslam tarihindeki dersimiz devam ediyor. Tabii ki saadet devri peygamberimizin hayatından, onun yaşantısından bilgiler veriyoruz. Onun ahlakı en yüksek ahlak olduğu için onu inceliyoruz şimdi. Şehvet enerjisinde ortanın her iki tarafı, altı da üstü de yerilen rüsvaylık ve yaramazlıktır. İşte önemli olan nefsin terbiyesi. Adalet kayıp olduğu zaman onun iki tarafı, azlığı, çokluğu söz konusu olmaz. Onun ancak bir tek zıttı ve karşılığı vardır, o da zulümdür. Hikmete gelince bozuk ve kötü maksatlarda kullanıldığı zaman aşırılığına kötülük, cerveze, kurnazlık, açık gözlülük adı verilir. Hikmetin yokluğuna ise bönlük, ahmaklık denir. Hikmet öyle bir hal ve keyfiyettir ki, irade ve ihtiyarla yapılan nefse ait bütün işlerde doğruyu yanlıştan anlamak ve ayırt etmekte, ondan faydalanmak esastır. Adil, nefse ait bir hal ve kuvvet olup gazap ve şehvet enerjilerini hikmetin gereği üzere yönetmekte bundan faydalanırız. Şecaat, gazap enerjisinin ilerlemesinde ve gerilemesinde akla uyması, iffette şehvetin akıl ve şeriatla terbiye edilmesi demektir. Bütün güzel huylar işte bu dört esasın itidal üzere bulunuşundan doğar. Akıl enerjisinin itidal üzere bulunuşundan, önünün sonunu iyice düşünüp gereken çarelere başvurma, iyi düşünme, isabetli görüş, isabetli tahmin, işlerin inceliklerini ve nefsin gizli afetlerini anlayış hasıl olur. Akıl enerjisinin aşırılığından cerbeze, kurnazlık, açık gözlük, hilekarlık, aldatıcılık, zeyreklik hasıl olur. Akıl enerjisinin kıtlığından ahmaklık, benlik, delilik meydana gelir. Şecaat ahlakının itidal üzere bulunuşundan kerem, iyilik, cesaret, şahamet, üstün zeka, nefsi kırma, tahammül ve katlanma gücü. Evet sevgili efendiler,
Görüyorsunuz ki akıl mutedil olur şer'i ölçülerle onun dahilinde hareket edince akıl çok kıymetli bir nimettir. Yumuşak huyluluk, usluluk, sebat, öfkeyi yenme, vakar ve ağırbaşlılık ve benzeri iyilikler hasıl olur ki bunlar iyi ve makbul ahlaktır. Şecaatın aşırılığı tehebbürdür. Sonunu düşünmeden birdenbire öfkeye kapılmaktır. Bundan da aşırı derecede onurlanmak, düşmanlık, ululanmak, birden hiddetlenmek, kibirlenmek, büyüklenmek, kendini beğenmek hasıl olur. Şecaatın kıtlığından hakirlik, zelillik, korkaklık, hasislik, adilik, aşağılık duygusu, hakkını alamamak halleri doğar. İffet ahlakına gelince bunun itidal üzere bulunuşundan sehavet, cömertlik, haya, utangaçlık, sabır, dayanıklılık, musamaha, hoşgörülük, kanaat, rızkına ve hakkına razı oluş, vera, sakıncalı, şüpheli şeylerden sakınış, letafet, yumuşaklık, müsaadekarlık, yarlık, iyilik ve yardımseverlik, zerafet, incelik, tamasızlık doğar. İffetin aşırılığından ve kıtlığından da hırs, tamahkarlık, açgözlülük, oburluk, doymazlık, yüzsüzlük, kötülük, savurganlık, cimrilik, riyakarlık, ayıplar açığa çıkıp rezil ve rüsvay oluş, önünü sonunu düşünmeden deli gibi iş yapış, boş şeylerle uğraşış, yaltaklanış, kıskançlık ve çekememezlik, başkasının felakine sevinç. Efendim, zenginlere karşı tezellül gösteriş, fakirleri hor görüş ve benzeri kötülükler doğar. Hülasa, güzel ve iyi ahlakın ana kaynağı şu dört fazilettir: hikmet, şecaat, iffet, adalet. Bunların dışında kalanlar fer'ileri ve dallarıdırlar. Bu dört fazilette de itidalin kemal mertebesine Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan başkası erişememiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan sonra insanlar ona olan yakınlık ve uzaklıklarına göre farklı durumdadırlar. Bu ahlaki faziletlerde her kim Resulullah aleyhissalatü vesselama yaklaşırsa ona olan yakınlığı nispetinde Yüce Allah'a yaklaşmış olur. Evet, bu bilgiler İmam-ı Gazali'nin İhya-ül-Ümiddin'in cilt 3. sayfa 69-71'inde gördüğümüz gibi. Yüce Allah vergisi olan ahlaki faziletlere sonradan kazanılanlar, efendim, ahlaki faziletlerle sonradan kazanılanlar, insandaki güzellik ve kemal hasletleri iki kısımdır. Yaratılışın ve dünya hayatının gerektirdiği zaruri ve dünyevi güzellik ve kemal hasletleri.
sonradan kazanılan güzellik ve kemal hasletleri ki, onları işleyen övülür ve yüce Allah'a yaklaştırılır. Bu da yine ikiye ayrılır. Ya iki vasıftan yalnız birisi bulunur, ya da her iki vasıf iç içe birlikte bulunur. Bunlar da insanın yaratılışının mükemmel, yüzünün güzel, aklının kuvvetli, anlayış ve kavrayışının sağlam, dilinin fasih, duygu cihazlarının ve uzuvlarının güçlü, hareketlerinin itidalli ve normal olması, nesebinin şerefli, kavminin izzetli, yurdunun iyi oluşunda, yaratılışında olduğu gibi hiçbir rolü yoktur. Bu sayılanlara insanın besini, uyuması, giysisi, meskeni, evlenişi, mevki ve mansıbı gibi hayati zaruretleri de katılabilir. Kazanılan uhrevi yüksek ahlak ve şer'i edeplere gelince, din, ilim, hilim, sabır, şükür, adil, zühd, tevazu, af, iffet, cud-i seha, şecaat, haya, mürüvvet, sükut, teenni, vakar, merhamet, güzel edep, halk ve düşüp kalkmak ve benzerleridir ki bunların tümü güzel ahlaktır. Bunlardan bazı insanda yaratılıştan bulunur, bazısında da yaratılıştan bulunmaz da onu sonradan kendisi kazanır. Fakat kendisinin tabiatında herhalde ondan bir parça olsun bulunması gerekir. Bu sayılan ahlak onunla Yüce Allah'ın rızası ve ahiret yurdu gözetilmediği zaman dünyevi olur. Fakat yine de hepsi ahlaki güzellikler ve faziletlerden sayılır. Yüce Allah bedeni ve ahlakı bütün güzellikleri Peygamberimize vermiş, dini ve dünyevi fazilet ve üstünlükleri ona ihsan etmiştir. Bu da Kadı İyaz'ın şifasında, cilt 1 sayfa 45-46'da. Peygamberimizin peygamberlikten önceki ahlaki durumu. Peygamberimiz kendisine peygamberlik gelmeden önce de kavmi arasında ahlakının güzelliği ve üstünlüğü ile övülür, parmakla gösterilirdi. Bu gerçeği Muhammed bin İshak vefatı 151 ile Muhammed bin Sa'd vefatı 230 ve daha başkaları şöyle dile getirirler. Resulullah aleyhissalatü vesselam ergenlik çağına erinceye kadar mertlik ve insanlıkça kavminin en üstünü, ahlakça en güzeli, soy sopça en şereflisi, komşuluk haklarını en çok gözeteni, hilimce en büyüğü, doğru sözlülükte en başta geleni, eminlik ve güvenlilikte en büyüğü, kötülükten ve insanları alçaltan huylardan da en uzak bulunanı idi. Yüce Allah onda bütün iyi haslet ve meziyetleri toplamıştı. Bunun için kendisi kavmi arasında El-Emin ismiyle anılırdı. Bu da İbni İshak'ın, İbni Hişam'ın efendim eserlerinde, İbni Sa'd'ın, Ebu Nuaym'ın eserlerinde görüyoruz bunları.
Peygamberimizin güzel ahlak hakkındaki duaları. Suretçe en güzel bir biçimde yaratılmış bulunan Peygamberimiz aynaya baktıkça Yüce Allah'a hamd eder. Allah'ım, suretimi güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel kıl. Namaza durduğu zaman da Allah'ım, ahlakın en güzeline eriştir, erişmek için bana yol göster. Çünkü en güzel ahlakı bana gösterecek ancak sensin. Kötü ahlakı da benden uzak tut. Çünkü kötü ahlakı benden uzak tutacak ancak sensin. Bu da yine Müsned'de, Müslim'in sahihinde, Tirmizi'de, Efendim ve diğerlerinde görüyoruz bunları da sevgili dostlarımız. Allah'ım, ahlakın, amellerin, arzu ve emellerin yaramazlarından sana sığınırım. Allah'ım, şıkaktan, nifaktan, kötü ahlaktan sana sığınırım diyerek dua eder. Güzel ahlak dinin yarısıdır. Güzel ahlak Allah'ın yarattığı en büyük şeydir. Sizin bana en sevgiliniz kıyamet günü, yeri bana en yakın olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Müminlerin imanca en olgunları, ahlakı en güzel olanlarıdır. Sizin hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Kıyamet günü, mizanda güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Hiç şüphesiz güzel ahlak sahibi, mümin güzel ahlakı sayesinde, geceleri devamlı namaz kılan, gündüzleri devamlı oruç tutan, namaz ve oruç sahibinin derecesine ulaşır. İnsanların İslamiyet bakımından en güzelleri ahlakça en güzel olanlarıdır. Şüphe yok ki Allah sizin bedenlerinize, suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Fakat kalplerinize ve amellerinize bakar buyururdu. Peygamberimizin önüne bir adam gelip, ya Resulallah, hangi amel üstündür diye sordu. Peygamberimiz güzel ahlak buyurdu. Görüyorsunuz bu haberler Kütüb-i Sitte'de bir bir kıymetli kaynaklarda yer aldığını görüyoruz. Evet sevgili dostlarımız, yine Buhari de ve diğerleri de bu işin içinde görmekteyiz. Müslim de bunlara dahildir. Adam sağ tarafından gelip hangi amel üstündür diye tekrar sordu. Peygamberimiz yine güzel ahlak buyurdu. Adam sol taraftan gelip, ya Resulallah, hangi amel üstündür diye sordu. Peygamberimiz güzel ahlak buyurdu. Adam arka taraftan gelip, ya Resulallah, hangi amel üstündür diye tekrar sordu. Peygamberimiz ona doğru yönelerek, anlamıyor musun? Güzel ahlaktır. O da gücün yeterse hiç kızmamandır buyurdu. Üsame bin Şerik'in bildirdiğine göre, ya Resulallah, insanlara verilen en hayırlı şey nedir diye sordular. Peygamberimiz güzel ahlaktır buyurdu. Evet sevgili efendiler, bu da Münziri'nin eserinde, Ebu Hanife'nin müsnedinde, Hanbel'in müsnedinde, İbn-i Mace'nin süneninde ve diğerlerinde
Görüyoruz bunları da. Müslim'in sahihi, Buhari'nin sahihinde de görüyoruz. Ebu Abdül Cedeli der ki, Ayşe'ye, annemize Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakı nasıldı diye sordum. İnsanların en güzel ahlaklısı idi. Hiçbir çirkinsiz söz söylemez ve hiçbir çirkin harekete tenezzül etmezdi. Çarşı ve pazarlarda bağırıp çağırmaz, kötülüğü kötülükle karşılamazdı. Fakat affeder ve bağışlardı dedi. Peygamberimizin 9-10 yıl hizmetinde bulunmuş olan Enes bin Malik de Resulullah aleyhissalatü vesselam insanların en güzel ahlaklısı idi der. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim ahlakıyla ahlaklanmıştı. Sa'd bin Hişam bin Amir Hazreti Ayşe'ye, ey müminlerin annesi, Resulullah aleyhissalatü vesselamın ahlakına bana haber ver dediği zaman Hazreti Ayşe annemiz, sen Kur'an-ı Kerim okumuyor musun diye sordu. Sa'd bin Hişam evet okuyorum dedi. Hazreti Ayşe işte Resulullah aleyhissalatü vesselamın ahlakı, Kur'an-ı Kerim ahlakı idi buyurdu. Yani Kur'an'dı dedi. Muhakkak ki sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Kalem suresi ayet 4 ayetini okumuyor musun dedi. Aynı soruyu soran Mesruk bin Ecdada da Hazreti Ayşe sen Arap kavminden bir adam değil misin demiş. Mesruk evet Arap kavminden deyince işte Kur'an Resulullah'ın ahlakı idi cevabını vermiştir. Katade'de şüphe yok ki Kur'an-ı Kerim insanların ahlakının en güzelini getirdi demiştir. Kur'an-ı Kerim Resulullah'ı yüce Allah'ın şu ve benzeri ayetleriyle terbiye etmişti. Af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. Araf suresi 199. Şüphesiz ki Yüce Allah adaleti, iyiliği hususiyle akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Taşkın kötülüklerden, kötü sayılan şeylerden ve azgınlıktan da men eder. Nahl 90. Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Sana isabet eden her şeye katlan. Çünkü bunlar kat'i surette farz kılınan umurdandır. Lokman suresi ayet 17. Kim sabreder, suçları örter, bağışlarsa işte bu şüphe yok ki azmolunacak umurdandır. Şura suresi ayet 43. İçlerinden birazı müstesna olmak üzere sen onlardan daima bir hainliğe muttali olup duracaksın. Sen yine onların suçundan geç aldırış etme. Şüphe yok ki Allah iyilik edenleri sever. Maide 13. İçinizde fazilet ve servet sahibi olanlar, akrabasına, yoksullara, Allah yolunda icret edenlere vermelerinde kusur etmesin, affetsin. Onların uygunsuz hareketlerini aldırış etmesin. Yüce Allah'ın sizi mağfiret etmesini sevmez misiniz? Yüce Allah çok mağfiret edici, çok merhamet edicidir. Nur suresi ayet 22. Her iyilik, her kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel hasletle neyse onunla karşıla.
seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bir de bakarsın sana en hararetli bir dost gibi oluvermiştir. Fussilet ayet 34. O takva sahipleri bollukta ve darlıkta infak edenler, öfkelerini yenenler, insanların kusurlarından geçenlerdir. Yüce Allah iyilik edenleri sever. Ali İmran 134. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçınınız. Çünkü bazı zan vardır ki günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayınız. Kiminiz de kiminizi arkasından çekiştirmesin. Sizden herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkunuz. Şüphe yok ki yüce Allah tövbeleri kabul edendir. Çok mu çok merhamet edendir. Hucurat Suresi ayet 12. Uhud Savaşı günü Resulullah'ın rebaiye dişi kırıldığı ve yüzünden kan aktığı sırada kanı eliyle silerken kendilerini Rablarına davet eden peygamberlerinin yüzünü kana boyayan bir kavim nasıl felah bulur diyerek şikayetlenmesi üzerine yüce Allah indirdiği efendim kulların işinden hiçbir şey sana ait değildir. Allah ya onların tevbelerini kabul eder yahut onları zalim oldukları için azaba uğratır. Ali İmran ayet 128. Bu ayeti kerime ile Resulüne bu yoldaki edebi de öğretmişti. Kur'an-ı Kerim'deki terbiye ayetleri bunlara munhasır değildir. Daha pek çok ayeti kerimeler vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın herkesten önce İslam'a adab ve ahlak ile yetiştirilmesi maksut bulunuyor ve gerekiyordu. Daha sonra bütün topluma ahlak ve edep nuru ondan doğacak, ondan yayılacaktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böylece Kur'an-ı Kerim edebiyle hem kendisi edeplendi hem de toplumu onun edebiyle edeplendirdi. Bunun içindir ki Peygamberimiz ben ancak güzel ahlakı faziletleri tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Evet, bu da Malik'in Muvatta'ında, Hanbel'in Müsned'inde, Buhari'nin Edebül Müfred'inde, Hakim-i Tirmizi'nin Nevadürül Usulü'nde, Heysemi'nin Mecmu'z Zevaid'inde görüyoruz. Evet sevgili dostlarımız, İmam-ı Gazali'nin İhyası'nda da cilt 2 sayfa 456 ve devamında görüyoruz bunları. Yüce Allah'ın emrine göre istikamet etmenin Peygamberimizi ihtiyarlatması. Evet sevgili dostlarımız, Hazreti Ebu Bekir Peygamberimizin saç ve sakalının ağarmaya başladığını görünce gözleri dolarak babam annem sana feda olsun ya Resulallah. Vallahi sende saç sakal ağarması hızlandı dedi. Peygamberimiz evet beni Hud suresiyle onun kardeşleri olan sureler ağarttı, koçalttı buyurdu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhü ve erdam ecmen, babam annem sana feda olsun. Hud suresinin kardeşleri ne demektir diye sordu. Peygamberimiz vakıa, kari'a
se'ele sa'ilun amme yetesa'elun ve izeşşemzi küvverat sureleridir buyurdu. Abdullah bin Abbas Resulullah aleyhissalatü vesselama bütün Kur'an-ı Kerim ayetleri içinde şu festakim kema ümirde emrolunduğun gibi istikamet et, dosdoğru ol. Hud suresi 112 ayetinden daha şiddetli, daha güç bir ayet inmemiştir. Bunun için Hud vakıa sureleriyle kardeşleri olan sureler beni ağarttı, kocalttı buyurdu demiştir. İmam-ı Kuşeyri 376 465'inin Ebu Abdurrahman Süleymi'den işittiğine göre Ebu Ali Şebevi demiştir ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı rüyada gördüm. Kendisine ya Resulullah senden rivayet olunuyor ki Hud suresi beni ihtiyarlattı buyurmuşsun. Sen ihtiyarlatan seni Hud suresinden anlatılan peygamberlerin kıssaları ve ümmetlerin helak edilmeleri midir diye sordum. Resulullah hayır. Fakat Yüce Allah'ın festagım kema ümirte emrolunduğun gibi istikamet et sözüdür buyurdu. Peygamberimiz kendisine uyanlarla birlikte İslamiyet'in gereklerine göre amele ve ona davete devam etmek bütün emir ve nehilerde istikamet üzere bulunmakla emrolunmuştu. Evet sevgili ve muhterem izleyenler, İnşallah dersimiz yine istikametin manaları ve dereceleri üzerinde bir sonraki dersimiz devam edecektir. İnşaallahu Teala. Elhamdülillahi ala nimetil İslam ve iman ve Kur'an.